Dostlar selamlar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet haftanın ilk açılış gününde Borsa İstanbul'un %4'ün üzerinde bir gelir elde etti. Kazanç gösterdi. 4768 puandan kapattı arkadaşlar. Seçim artık, düşünceleri seçimle ilgili bütün endişeler bitmiş gözüküyor şu anda. Borsanın da daha önceden de biraz satın almasıyla birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması biraz piyasaları ilk başlarda tabi şu anki durumlarda rahatlattı gözüküyor arkadaşlar. Tabi bundan sonraki durumlarını net olarak göreceğiz. Evet şimdi 19.51'de kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haberle karşınızdayız. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Evet Akış Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin maddi duran varlık satımı gayrimenkul şirketlerinin yap sürekli yaptığı alım-satım işlerinden birisi arkadaşlar. Ama büyük miktarda önemli bir haber. Yapılan açıklama güncelleme mi? Evet. Düzeltme mi? Hayır. Ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Satışa konu maddi duran varlığı niteliği arsa. Cadde Bostan Mahallesi Funda Çıkma Sokak. No. 2 artı 1435. Ada 39 No'lu parsel. Kadıköy İstanbul'da arkadaşlar. 1270 metrekare. Evet. Kadıköy'de bir dönümün üzerinde bir 1270 metrekare bir alan. Toplam satış bedeli 335 milyon artık KDV. İşlemlerin Temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülmekteymiş. Satış tutarı finansal borç ödemesine kullanılacak. Ve kredi borçlarının azaltılmasına yönelik fayda sağlayacaktır. Evet 214 milyon liralık bir kar edildiği söyleniyor bu satıştan. Satış karı finansal borç ödemesine kullanılacağı tekrar belirtilmiş. Tabi buradaki şey söylenmemiş. Yani bu enflasyon oranları satış alış zamandaki değerleme raporu 226 milyonmuş. Arkadaşlar fakat 335 milyona satılmış. Oldukça yüksek bir değerleme raporundan yüksek bir fiyata satıldığı gözüküyor. Evet dostlar Akış Kaymak Yatırım Ortaklığı Kadıköy'deki 1273 metrekare 70 metrekare arazi arsasını 335 milyon lira Türk lirası karşılığında satışını gerçekleştirmiş. Ve bununla birlikte e, finansal borç ödemesine kullanacakmış bunu. Bu da borçlanmanın azalması gereken zamanlar için önemli bir adım olarak gözüküyor. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kullanmayın arkadaşlar. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize selamlar, saygılar.